Geldiniz. Allah razı olsun. Ben de öğretmenim. Öğretmen talebelerini iyi bilir. Ben... Efendim? Kulağım pek duymuyor. Ha, branş mı? Ben ilkokul öğretmenim, sınıf öğretmeni, sınıf öğretmeni. Beraber sizlerle konuşacağız inşallah. Bakalım konuşabilecek miyiz? Konuşuruz inşallah. Konumuz biliyorsunuz kitap ve kitap okuma. Kitap ve kitap okuma. Kitap okuma, kitaplar mesela dini kitaplar var. Dini kitaplar var. Dini kitaplar, Kur'an, hadis, onları okuyacağız. İlmi kitaplar var. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, jeoloji, onlar da din, ilmi kitaplar. Bir de edebiyat kitapları var. Roman, şiir, makale, tiyatro, hikaye, bir de edebiyatla ilgili kitaplar var. Bunları da ne yapacağız? Okuyacağız. Bir de yaratılmış olanları okuyacağız. Varlıkları okuyacağız. Biz şimdi burada sizinle beraber varlıkları okuyacağız. Varlıklar neydi? Cansız varlıklar var. Canlı varlıklar var. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar. En çok insanlar, sizleri okuyacağız inşallah. İnşallah. Mesela cansız varlıklardan okuyalım bakalım. Siz de okuyacaksınız. Bilirsiniz zaten. Beraber tekrar. Mesela nedir? Cansız varlıklardan en büyüğü güneş. Güneşi bilmeyen var mı? Var mı? Yok. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Güneş. Güneş ne yapar? Isı verir, ışık verir. Güneş dünyamızdan 1 milyon kere büyük. 1 milyon. Isı verir o. Onu diyoruz ki, şöyle düşüneceğiz şimdi, okuyacağız. Güneş ısı veriyor. Kocaman bir soba. O sobayı oraya kim asmış? Kim asmış? Allah. Allah Celle Celaluhu, Allah oraya o sobayı o yakıyor. Bu sobanın yakıtı nereden geliyor? Gaz yağı, mazot nereden geliyor? Kim gönderiyor? Allah. Aynı zamanda güneş lambadır. Bak lambalar var şimdi oralarda. Elektrik lambası var. Ne yapıyor? Etrafı ışıtıyor. Elektriği bulan kimdi? Edison'du değil mi? Edison buluyor. Peki elektriği bulan Edison'sa o koca güneş lambasını orada yakan kim? Kimdir? Allah değil mi? Orada koca bir lamba. Her tarafı aydınlatıyor. Bak bak her tarafı. O zaman okuyoruz şimdi. Güneşi okuduk. Lambadır, sobadır. Onun sahibi kimdir? Allah'tır. Allah'tır. Lamba, soba olan güneş önemli mi? Önemli mi çocuklar? Önemli değil mi? Önemli. O zaman onu oraya takan, onu orada yakan kimdi? Allah'tı. Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Onu, o lambaya karşı ne yapayım? Teşekkür lazım. Teşekkür edeceğiz. Şükredeceğiz. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Bu lambayı, bu sobayı oraya taktın, yaktın. Evet. Oradan aşağı doğru gelelim şimdi. Evet. Aşağı doğru gelelim. Hava. Dünyamın yatırımında bir hava var mı? Hava var. Hava. O havayı
Oraya kim astı, kim sardı dünyanın etrafına? Havanın vazifesi ne? Solunum yollarımıza hitap eden bir varlık. Solum. E neyle? Bir de burun var burada. Hava var, burun var. Hava olmasa yaşayabilir misiniz? Yaşıyor ama. E hava var, burun yok. Burun olmasa yaşayabilir mi? Yine yaşıyor mu? Hava olacak burnumla. Ben o havayı alacağım. Solunum sistemiyle hava gidecek, kanı temizleyecek. Ben de ayakta duracağım. Peki o havayı oraya seren, asan kim? Allah. Hem fikrettik, fikir. Ondan sonra zikir, ondan sonra şükür. E o havaya karşı ben ne yapmam lazım? Şükretmem lazım. Elhamdülillah. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Havayı okuduk şimdi. Hava. Bir de ne var şeyde? Su. Cansız varlıklardan su. Su nedir? Hayat kaynağıdır. Bitkiler onu anlatıyor. Biz onu içeriz, yeriz, içeriz. Su. Peki bulutlardan o yağmuru, yağmurla yer altından o kaynaklardan o suyu çıkaran kim? Allah. Önce suyu okuyacağız. Ondan sonra o suyu oraya koyan, o suyu göndereni tanıyacağız. Zikir. Su kıymetli mi? Çok kıymetli. E kim, ona da ne yapacağız? Şükredeceğiz. Elhamdülillah. Ya Rab, sana sonsuz şükürler olsun ki bu suyu bize vermişsin. Su olmasaydı bu bitkiler olmazdı. Bu sebzeler, bu meyveler, bunlar hiçbir olmazdı. Su olmasaydı ben de yaşayamazdım. Susuz yaşanmaz ki. Gelelim oradan cansız balıklardan aşağı indik. Toprak. Dünyamızda toprak ayağımız altında halı gibi serili. E toprak olmasaydı bitkiler olur muydu? Olmazdı. E bitkiler olmayınca sen besinleri, meyveler, sebzeler yiyebilir miydin? Yiyemezsin. E o toprak da nedir? Toprak da nedir? Büyük bir nimettir. E o toprağı kim serdi ayağın altına? Allah Celle Celaluhu. E ona karşı ne yapmam lazım ben? Şükretmem lazım. Demek Cenab-ı Hak bizden fikir, zikir, şükür istiyor. Şükür istiyor. O zaman ben çevremdeki şeyleri zikredebilmek için, şükredebilmek için, fikredebilmek için çevremdeki varlıkları ne yapmam lazım? Tanımam lazım. Geçelim şimdi. Bitkilere geçelim. Her bitkiyi düşün, gözün önüne düşün. O bitkiler bize ne yapıyor? Nimetlerini veriyor, sunuyor. Elmasıydı, armuduydu, portakalıydı, kayısıydı, patlıcanıydı, domatesiydi, biberiydi. Onlar ne yapıyor? Bize o nimetleri sunuyor. E onlar bu nimetleri bize verirken onların haberi var mı? Bilir mi bu nimetleri yapmasını bilir mi? Bilmez. E o zaman biz de ne yapmamız lazım? Bunu kim gönderiyor bize bu nimetler? Bize kim gönderiyor? Allah Celle Celaluhu. Önce nimetlere, bitkilere baktık. Oradaki o güzellikleri, o tatları, o içindeki besinleri tanıdık, okuduk. Okuduk, okuduk. Bunu buraya kim koydu? Elmanın içine bu besini kim koydu? Elmayı kim böyle süsledi, nakışladı? Allah. İşte yapan var. Yoksa kendi kendine olmaz ki. Bazen bunu soruyor, itiraz ediyor ateistler. Diyor ki, kendi kendine oluyor, tabiat yapıyor diyor. E tabiat neydi? Canlı ve cansız varlıkların tümüne birden tabiat denir. Tarifi bu. İlmi tarifi bu. E bu tabiatın içerisinde en akıllısı kim? İnsanlar. İnsanlar mı yapıyor bunu? Meyveleri, sebzeleri insanlar mı yapıyor? Güneşi oraya insan mı astı? Havayı o mu, suyu o mu, toprağı o mu böyle yaptı? Yok. E en akıllısı insan olduğuna göre, insan yapamadığına göre kim yaptı? Kim yarattı onları? Allah diyor. Allah. E o zaman bizden Cenab-ı Hak ne istiyor?
düşünün diyor. Düşünerek okuyacağız, fikir. Ondan sonra bunu nimetleri bize verene, verene anın, zikir. Ondan sonra bu nimetlere karşı bir görev yüklüyor bize. Şükür diyoruz ona. Teşekkür diyoruz. Teşekkür. Teşekkür. Evet. Bitkiler, o şey ettik. Gelelim hayvanlara, canlı varlıklardan hayvanlara bakıyoruz şimdi. Bütün hayvanları gözümüzün önüne getirelim şimdi. Diyelim bir tavuk. Tavuğu gözümüzün önüne getirelim şimdi. Tavuk ne yapıyor? Yumurta yapıyor. Eskiden ben köyde büyüdüğüm için tuvaletlerin arkası açık olurdu. Tuvaletlerin. Tavuk kümesten çıktı mıydı kıt 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 gider. Tuvaletin arkasındaki o pislikler deşer, yer. Onun içindeki maddeler yer. Hayvan gübrelerini biriktirirdik şöyle. Gider o gübreler deşer, oradakileri yer. Gider kümese, orada yarım saat, bir saat durur. Ondan sonra kalk diye bir de bakarsın bir yumurta. Allah Allah. Yediği belli, içtiği belli, yaptığı belli. Yumurta yaptı. Tavuğun haberi var mı? Yok, tavuğun haberi yok. Nasıl oldu o yumurta orada? Kim yaptı? Allah. Yani okuyoruz şimdi tavuğun yumurta yapışını okuyoruz. Onun sahibini arıyoruz. Sahibi ne oluyor? Diyoruz ki Allah. O zaman ona karşı ne yapmam lazım? Şükretmem lazım. Teşekkür etmem lazım. O benden ne istiyor? Onun emirlerini tutmam lazım. Tutmam lazım. Bir de o yumurtanın içerisinde deniyor. Yumurta çıkıyor. Kabuğu beyaz bildiğiniz konu. Kabuğu var, içinde zarı var, içinde beyazı var, onun içinde sarısı var, onun içinde bir de embriyonu var. Embriyonu niye koymuş oraya? Cenab-ı Hak, tavuğun haberi yok bunlardan. Diyor ki, bu hayvanlar, bu tavuk olsun, diğer kuşlar olsun, öbürler olsun, neslini devam ettirmek için bu içindeki embriyon onun içindir. Tavuğun yumurtasını alıyorsun, kuluçkaya yatırıyorsun. Kuluçkaya yatırdıktan sonra bir de bakıyorsun, yumurta kırılıyor, yumurtanın içinde bir canlı çıkıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu nasıl bir şey? Okumak, okuyacağız. Bütün bunları ilim kitapları izah etmiş. okuyacağız. Şimdi oradan hayvanlardan geçelim şimdi. İnsanlara gelelim. İnsanlar. Senin aslın ne? Aslın ne? Bir damla su. Ruhlar aleminden, baba belinden, ana rahminden bu şekilde geldik bu dünyaya. Dünyaya geldik. Annenin haberi var mı? Senin gözünden, kulağından, kalbinden, aklından, bağırsaklarından, midenden, akciğerinden, karaciğerinden annen mi, baban mı koydu oraya? Kim koydu seni oraya? Düşünüyoruz şimdi, okuyacağız. Kim koydu bunu buraya? Allah. Koyan var. Yoksa kendi kendine hiçbir şey olmaz. O kadar kıymetli ki o konulan şey. Mesela gözü düşün. Gözde göz. Gözü inceleyelim. Okuyalım şimdi gözü. A tabaka, damar tabaka, sar tabaka, karanlık oda, iris, mercek. Gözün özelliğini okuduk şimdi. Göz ne iş yapıyor? Görme işini yapıyor. Göz olmasaydı ne yapardı? Karanlıkta kalırdın, hiçbir şeyi görmezdin. Kör. Kör olan birini düşün. Ne kadar kıymetli. Bu kıymete karşı ben bir şey yapmam gerekmez mi? Bunu bana verene gerekmez. Gerekir. Ondan sonra kulağa bakıyorsun, her şeyi duyuyor. Sağır olsaydın, şimdi ben okuyorum yahut öbüründe başka söylüyor. Televizyonda şurada konuşuyor birisi. Sağır olsaydın ne diyor bu? Bilemezsin ki, duyamazsın ki. Bir kulak yok. Bu kulağı kim koydu buraya? Annem yapmadı bu kulağı. Babam yapmadı. Alimler yapmadı. Kim yaptı ya buraya? Konmuş buraya. Bir sanat var. Sanat eseri var. Bu sanat eserinin sahibini tanıyacak. Sahibi kim? Kim? Cenab-ı Hak, Allah. Ona karşı ne yapacağım?
fikir, zikir, şükür yapacağım. Bunu yapmak için de ne yapacağım? Varlıkları tanıyacağım ben. Tanımam lazım. Nimetleri tanımam lazım. Kıymetini tanımam lazım ki ona göre hareket etmem lazım. Yapmazsam ne olur? İsyan olur. Sana bu nimetleri vermiş, Cenab-ı Hak bu nimetleri vermiş. Sen bunun şükrünü eda etmiyorsun. O zaman isyan ediyorsun sen. Niye verdim sana? Şükredesin diye, zikredesin diye verdim. Kimi zikredeceğim? Allah'ı zikredeceğim. Kime şükredeceğim? Allah'a şükredeceğim. Bunu zikir, fikir, şükür nerede yazılı? Nasıl zikredeceğim? Nasıl fikredeceğim? Nasıl şükredeceğim? İşte Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği Kur'an, Kur'an-ı Kerim, onu okuyacağım. Sonra Peygamber Efendimiz'in hadisleri var, onu okuyacağım. Dini kitapları okuyacağım. Onu yapmam gerekli. Yine öbür verdiğimiz misaller gibi bütün kainatı, etrafımızdaki her şeyi böyle tetkik edeceğiz, düşüneceğiz. Bunun sahibini arayacağız. Sahibi kim? Sahibi kim? Evet. Arayacağız, onu bulacağız. Aramazsak ne olur? Bulmazsak ne olur? Onu şöyle anlatılıyor. Senden önce dünyaya geldin. Dünyaya geldik biz. Hepimiz geldik. Geldik dünyaya. Geziyoruz, koşuyoruz. Bir o yana, bir bu yana. Bir o yana, bir bu yana. Koş, 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 koşuyoruz. Senden önce gelenler nerede? Babam, babanın annesi, babası, babasının babası, babasının mı? Nerede? Anneninkiler nerede? Kabirde. Bir gün düşüneceğim şimdi, düşünüyorum, hayatımı okuyorum. Bir gün sen de gireceksin kabire. O zaman hazırlık yapmam lazım. Kabire girmeden önce bir hazırlık yapmam lazım. Hazırlık ne? Ne hazırlığı yapacağım? Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapacağım, yasaklarından kaçacağım. Onu yapacağım. O hazırlığı yapmazsam boş olarak kabire gireceğim. Kabire gireceğim. Boş olarak girersen ne oluyor? Onun hesabını çekeceğim. Dolu girersen cennet, boş girersen cehenneme gideceksin. Emir bu. O zaman niye ben cenneti kazanmayayım bu dünyada? Cenneti kazanabilmek için neler lazımdı? Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapacağım, yasaklarından kaçacağım. Onun için bunu emirlerini yapıp yasaklarından kaçabilmem için ne yapmam lazım? Onunla ilgili kitapları okuyacağım. O ilimleri öğreneceğim ki bunu yapacağım. Öğrenmemişsek ne yapacağım? Hiçbir şey yapamazsın. O zaman ne yapacağız? Onların ilmini öğreneceğiz. Zaten Cenab-ı Hak da ne diyor? İlk ayeti ikra diyor. Oku. 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 Neyi okuyacağım? Cansız varlıkları oku. Bitkileri oku. Hayvanları oku. İnsanı oku. Onlar da bir kitapmış şimdi. Onlar kimin? Okunca kimindir? Fizik, kimya, biyoloji, astronomi kitaplarını okuyoruz. Onlar nereden yazıyorlar onu? Cenab-ı Hakk'ın eserlerinden yazıyorlar. Göz doktoru göz hakkında ciltlerle kitap yazmış. Göz doktorunun muayenehanesine gidin, ciltlerle kitap var. Bu nereden yazdın diyor soruyor, gözü inceledik diyor. Kulak burun doktoru ne yapmış? Ciltlerle kitap yazmış. Nereden yazdın? Kulağı inceledik yazdın. Kalp cerrahı, beyin cerrahı, böbrek, dalak, akciğer, karaciğer, bunlarla ilgili kitaplar dolu. Bunları nereden aldın arkadaş? İnceledim diyor. İnceledim, yazdım. Bitkilerle ilgili kitaplar var. Nereden yazdın? Bitkileri inceledim. Hayvanlarla ilgili ne var? Hayvanları inceledim. O zaman ne yapacağız? İki kitap varmış. İki kitap. Bir, Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen kitaplar. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'in hadisleri. Kelam konuşmasından gelen. Bir de ilim, irade, kudret sıfatından gelen kitap.
O da kainatmış. Kainat. Kainat. Kainatın içindeki varlıkları, ilim adamları zaten onu okuyor. Fizikçi onu okuyor, kimyacı onu okuyor. Biyoloji, astronomi, jeoloji hepsi nedir? Kainatı okuyor. Kainatı okuyor, ondan sonra yazıyor. Ha, onları diyor, okuyacaksın. Hepsi de, ikisi de, iki kitabı, ikisi de Cenab-ı Hakk'a ait kitaplardandır. Evet. Evet. Şimdi ben sizi fazla şey etmeyeyim, yormayayım. Bir şiir var, şiir okuyacağım sizlere. Bir şiir var. O şiir inşallah o da bu konularla ilgili. Günler itiraz, bu diyorum yanlışsa itiraz edeceksiniz. Siz de itiraz edebilirsiniz. Günler, gün belli. Gün nasıl meydana geliyor günler? Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle geceyi gündüz meydana geliyor. Gece gündüz, günler. Ne çabuk geçiyor. Geçiyor mu günler? Çabuk geçiyor mu? Geçiyor. Yaşlılar var, gençler var. Günler geçmiş, yaşlılar. Ben şimdi 78 yaşındayım. 78 senedir geçti. Günler ne çabuk geçiyor. Evet, geçerken ne yapıyor? İnsanın hem özü hem kabuğu değişiyor. Günler geçiyor ama senin özün de değişiyor, kabuğun da değişiyor. Dün doğduydun, yürüyemiyordun, o büyüdün, şimdi bu hale geldin. İnsanın hem özü hem kabuğu değişiyor. Hakikat erleri bas bas bağırıyor, hakikat kahramanları inim inim inliyor. Ömür sermayeni nerelerde tükettin? Sermayeni nerede tükettin? 30 yaşına, 40 yaşına, 50 yaşına gelmişsin. Nerede bitirdin? Hayırda mı, şerde mi? İyilikte mi, kötülükte mi? Cenab-ı Hakk'ın emrini mi yaptın? Yoksa yasaklarını mı yaptın? Nerede bitirdin bu ömrünü? Dünya, üzerindekileri besleyip büyüten dünya. Öyle mi? Dünya bizi besleyip büyütüyor mu? Dünya, üzerindekileri besleyip büyüten dünya. Besleyip büyütenleri eriten, çürüten dünya. Eritiyor mu? Eritiyor. Ne yaptı? Kabire gidiyor. Hakikat erleri bas bas bağırıyor. Hakikat kahramanları inim inliyor. Bu dünyadan gideceksin, gidiyorsun diyor. Geride ne eser bıraktın? Geride ne bıraktın? İyilik mi bıraktın, kötülük mü bıraktın? Ne bıraktın geride? Geride ne eser bıraktın diyor. O zaman biz ne yapacağız? Geride güzel eserler bırakacağız. Güzel eserlerden nelerdir? Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçmaktır. Mesela eserlerden şeylerle namazını kılıyorsun, orucunu tutuyorsun. Zekatını veriyor, zekatla çevrene hayır hasenat yapıyor. Eser değil mi bu? İşte böyle bir fuar açıyor, cami yapıyor, köprü yapıyor, medrese yapıyor, gücüne göre tabii. Geride ne eser bıraktın, iyi mi, kötü mü diyor. Evet, bir daha var. Dünyasına, aldanma dünyasına. Dünyasına, aldanma dünyasına, dünyaya aldanma. Dünya benim diyenlerin de geldik cenazesine. Ben onu inşallah haklarını helal ederler. Sabancı, Vehbi Koç, Sabancı, Aksaray'dan da Orhan Ağaçlı kardeşlerim, Aksaray böyle zengin, dünya benim diye. Bir gün ne yapmışlar? Geldik cenazesine. Ölmeyecek mi onlar? Sağ ol. Aksaraylıyım ben.
Evet, Aksaraylıyım. Dünya benim diyenlerin de geldik cenazesine. E sen ikine gelmeyecek miyiz? Geleceğiz. Dur bak burayı dinleyin de öyle git. Zaten bitiriyorum. Bunlar kimlerdir? Dünya benim diyenler kimler? Nemrutlar, Firavunlar, Deccallar, Süfyanlar bunlar ne diyordu? Dünya benim diyordu. Ölmediler mi? Öldüler. Padişahlar düşün, Yavuzlar, Kanuniler, Fatihler, bütün padişahları gözünün önüne getir. Bu alem benim diyordu. Ölmediler mi? Cenazesine gelinmedi mi? Gelindi. Onları bırak. Bütün peygamberlerimizi düşün. Onlar da cenazesine gelindi. Ha, onlar da öldü. Evet. O zaman tamamlayalım. Dünyasına aldanma dünyasına. Dünya benim diyenlerin de geldik cenazesine. Hakikat erleri bas bas bağırıyor. Hakikat kahramanları inim inim inliyor. Bakın şunların heybesine. Cenazesine geldik ya. Yatıyor ya burada. Ölmüş ya. Bakın şunların heybesine. Ne götürüyor kabire? Kabire ne götürüyor? Annemiz, babamız, dedemiz, babamız hep gittiler. Kabire ne götürdüler? İyilik mi götürdüler, kötülük mü götürdüler? İyilik gittiyse, hayır yaptıysa başımız gözümüz üzerine. Allah razı olsun, orada kurtuluyor. Biz de aynı, biz de gideceğiz. Ne götüreceğiz, ne götürelim? İyi şeyler götürelim ya. Gideceğiz mi? Dünya benim diyenlerin cenazesine gelinirse, Nemrutların, Firavunların, Fatihlerin, Yavuzların, Peygamberlerin, onlar da ölürse, biz haydi haydi öleceğiz. Biz ne götüreceğiz? Biz ne götüreceğiz kabire? Bir şeyler götürmemiz lazım. Götüreceğimiz şey, Cenab-ı Hak bizden ne istiyorsa, onu götüreceğiz. Ne diyor? Güzel şeylere, hayrı, helal olan şeyleri yap, haramdan kaç. Haramlardan kaç. Bunlar yarın karşına çıkacak. Helalı götürürsen orada mükafat, cennet vardır. Haram olan gidersen, kötü şeyler gidersen orada da hapishane, cehennem vardır. Hapishaneye gireceksin. O zaman biz ne yapacağız? Güzel şeyleri götürmeye çalışacağız. Güzel şeyler götüreceğiz. O güzel şeyleri de nasıl bileceğiz? Okuyarak bileceğiz. Ya okumasan bilemem ki. Okuyacak, oku. Neyi okuyacak? Kitapları okuyacak. Hangi kitapları okuyacağım? O güzel şeyler hangi kitaplarda yazılı? Kur'an ve onun tefsirleri, Peygamber Efendimiz'in hadisi ve onların izahları ve diğer İslam alimlerinin, büyüklerin eserleri var. Onları okuyacağız. Onları okuyacağız, onlar ne diyorsa onlara uyacağız. Bekleyeceğiz, ömrümüzü bekleyeceğiz. Bir gün gelecek, ecel cellatı bir gün gelecek. Azrail Aleyhisselam bir gün gelecek, kapını çalacak. Tak 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 tak. O gelmeden önce benim hazırlıklı olmam lazım. O geldikten sonra iş işten bitmiştir. Geçti borun pazarı. Süreşevgi neydi ya? Onun için zamanımızı kaybetmeden çalışalım. Kim olursa olsun. Çalışacağız. Çünkü sonumuz belli. Gideceğiz oraya. Oraya gitmeyen yok ki. Sen de gideceksin. Gitmeden önce çalışalım. Öğrenelim. Öğretelim. Hem öğreneceğiz hem de öğreteceğiz. Bunu da bir şöyle bazen şey diyorum. Birilerine böyle karşılaşıyorum. Mesela diyelim ki bacıma sorsam sen öğrenci misin? Diyorum, öğrenci misin sen? Yok. Ben öğrenciliği çoktan bitirdim diyor. Yok diyorum sen öğrencisin. Nasıl olur ya? Ben öğrenci değilim ki. Öğrencisin. Nasıl öğrenciyim? Peygamber Efendimiz ne diyor? Beşikten mezara kadar ilim tahsil edeceksin. Sen mezarda mısın, beşikte misin? Beşikten çıktım, büyüdüm. Mezarda mısın? Ya daha ölmedim. O zaman
Öğreneceksin. Öğreneceksin. Neyi öğreneceğim o zaman? Cenab-ı Hak neyi istiyorsa, hangisini tavsiye ediyorsa onu öğreneceğim. Öbürlerinden kaçacağım. O da nedir? Helal, haramdır. Oralarda yazıyor zaten. Onları öğreneceğim. Helal davranışlar yapacağım. Helal yiyeceğim, helal giyeceğim, helal konuşacağım. Yaşantım, bütün yaşandım helaldaydı. Helal, helal, helal. Daha iyi de olacak. Ondan sonra bekleyeceğim ömrümün sonuna. Gelecekti ya bir gün Azrail Aleyhisselam gelecekti. Biz de gidecektik kabire. Onu bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Evet. İşte bunu yapabilmek için kitabın önemi ne anlatıyor? Ben bu yapabilmek için kitapları okuyacağız. Kitabı okuyacağız. Kitap böyle önemli, kıymetlidir. Okuyacağım ki ben ondan alacağım. Yani, alacağım. Okumazsan nereden öğreneceksin? Öğrenemezsin. Biz talebeyiz. Talebeyiz. Hepimiz. Beşikten mezara kadar öğreneceğimize göre biz talebeyiz. Ölene kadar talebesin. Talebe. Talebenin tavrı nedir? Bir de o var. Talebenin tavrı. Talebe ne yapar? Talim eder. Öğrenir. Talim. Taallüm. Niye öğreniyor? Tatbik. Ha, talebeyim. Öğreneceğim ben. Öğreneceğim. Onu da uygulayacağım ben. Tatbik edeceğim. Sonra üçüncü vazifen ne senin? Tebliğ. Bir başkasına da öğreteceğim ya. Bir öğretmeni düşün, sınıftaki bir öğretmen düşün. Öğretmen önce öğreniyor, ondan sonra talebelerini öğretiyor. Hepimiz birer öğretmeniz. Ölene dek. Öğretmez. Ölene dek. Beşikten mezara kadar talebesin. Aynı zamanda öğretmensin. Öğrendiğini de onlara öğreteceksin. Öğreteceksin. Ne? Talim, tatbik, tebliğ, terhis tezkeresine kadar, ölene kadar terksiz. Terksiz, vazife bu. Talim, tatbik, tebliğ, terhis tezkeresine kadar terksiz. Terk etmiyor. Terk yok. Terk yok. Evet. Evet, Allah razı olsun. Üçte açılış töreni var. Onu şey etmeyelim. Sizi de yormayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak muhafaza etsin hepimizi, hepimizi. Talim, tatbik, tebliğden ayırmasın. Ayırmasın. Okumayı terk etmeyelim, okuyalım. Devamlı. İşte okumayı da ben anlattım ya, illa kitap okuma değil ki. Gözüme bak, benim gözümü oku, bu gözü buraya kim koymuş bu? Bunu hakkında tıp doktorları göz hakkında ciltlerle kitap yazmış. Bunu okumuş, okuyor. Öbür tarafta burun, burunu okumuş. Öbürü dili okumuş. Dil, solunum sistemini okumuş, boşaltım sistemini okumuş. Akciğerler, karaciğerler, böbrekleri okumuş. Cilt, ciltiyeci, ciltleri okumuş. Beyin, cerrahı beyni okumuş. Biz de bakalım onları gücümüz yettiği kadar okuyalım. Okumaya devam edelim. Kitaplardan ayrılmayalım inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkürler ederiz. Biz de kıymetli yazarımız Celalettin Satılmış Bey'e teşekkür ederiz. Bu garibede dua edin. Ben de size azıcık tebliğ ettim yani. Talim, tatbik, tebliğ. Siz de öğrendiğinizi ne yapacaksınız? Başkasına anlatacaksınız. Onlara da okutacaksınız. Neler okutacaksın? Gözünü okut. Bu göz nedir? O hemen bilir. Kulağını okut, kalbini okut. Organlarını söyle. Bu ne? Bu el ne? Bu el ne? Ha, bir de az kaldı değil mi? Bir tane şeyimiz var, onu da söyleyeyim. Tabii, buyurun. Mevcudatta deniliyor. Mevcudatta, varlıklarda matematik mantığı varmış. Nereye bakarsan bak, matematik var. Matematik fen, simetrik desen. Varlıklarda. Nokta nokta kim çizdi? Kim kesti? Kim biçti? Kim boyadı? Allah aşkına sen söyle. Kim yaptı? Seni bu hale kim getirdi? Allah. Celle Celaluhu. Allah. Allah. O zaman nereye baksak oradaki matematik. Oturduğun sandalyelere bak, ölçülü. Buna bak, şuranın uzunluğuyla buranın uzunluğu ayrı. Bununki yine aynı. Şu ayakla bu ayak aynı. Hep matematik. Matematik var.
Orada okuyacağız, bakıyoruz. Her şeyde matematik görülüyor. Onun için okumaya devam edeceğiz. Allah sizlerden ebedi razı olsun. Duanızı esirgemeyin. Birbirimize dua edelim inşallah.